Pardon. Hocam şimdi Türkiye'de 47 etnik grup olduğunu söyledi. Bugün olduğunu. İngilizler 56 olduğunu söyledi. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da, Amerika'da eğitim ve bilimsel çalışman hangi dillerden, hangi ırklara göre yapılıyor? Bunların bir çalışma araştırması yapılıyor. Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde elma ile armut aslında tutulmamak gerekiyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ben Purdue Üniversitesi'nde kaldım. Orada gördüğümüz şey şu, Amerika'da 72,5 denir ya bir halk arasında çirkin bir söylemdir. 72,5 millet var. Tek İngilizce eğitim var. Hiçbir şekilde başka bir eğitim göremezsiniz. Sadece eğitim sistemleri çöktüğü için Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi charter eğitimi denilen tarikat eğitimine başvurdular. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 bin civarında tarikat var. Tarikat okulları açıldı. Tıpkı eskiden nasıl fakirlere çorba dağıtan aşevleri varsa bu tarikatlar şimdi de okullar açmaya başladılar. Türkiye'de bunu dayatıyorlar Fethullah nedeniyle. Oysa bilmemiz gereken şey şu, Amerika'da hiçbir şekilde başka bir dile izin verilmiyor. Resmi dil olarak. Din olarak baktığınızda Amerika'da tarikatlara tanınan özgürlük, izafi özgürlük. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta yayınlanan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ihlal raporuna bakacak olursanız Fethullahçılara yapılan baskı nedeniyle Türkiye'yi kınıyor. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri Davidiyen tarikatını birkaç yıl önce hatırlayacaksınız. Bağımsız Teksas devleti kurulmasını istiyordu. Resmen bunlar uçup kaçıp böyle 350 kişilik bir tarikat. Tarikat bile diyemezsiniz bunlara, cemaat bile diyemezsiniz. Yapılanı biliyorsunuz, FBI görevlileri çiftliği sardı ve içinde 85 kişiyi bebekler dahil olmak üzere yaktı. Daha sonra bunun kazayen yapıldığı söylendi. Ancak savcı bir hanım bunun kazayen olmadığını bilerek yakıldığını açıklayınca bir hafta sonra ölü buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle söyleyelim ya da Batı'da kiliselere istediğiniz kadar üniversite açma izni verin, istediğiniz kadar özgürlük verin. Sorun yok. Çünkü hiçbir Batı ülkesinde hiçbir tarikatın devleti ele geçirme, sistemi değiştirme gibi bir amacı yok. Oysa bizde olmayan var mı? Bizde sadece biraz cerrahiler, biraz bektaşiler, biraz da mevlevileri çıkaracak olursanız geriye kalan tüm İslami oluşumların hepsinde mutlaka şeriat hevesi ve isteği. Onun için mesela Fransa'da 7 ayrı etnik köken yaşıyor. Bretonlar, Basklar, Alsasyalı, Lorenliler, Korsikalılar. Gerçek Fransızların oranı Paris'in güneyinde 300 kilometreden başlıyor. %15. Ama Avrupa Birliği içinde olmasına rağmen Fransa'da tek dil var Fransızca. Anayasalarında da var. Ve siz Fransa'da Fransızca dışında İngilizce yazılmış bir tabela asamazsınız. 5 yıla kadar hapis cezası. Aynı şeyi İngiltere'de görüyorsunuz. Yani Galler'e mi özellikle özgürlük veriyor ya da Kuzey İrlanda'da özgürlük mü veriyor? Orada işlenen siyasal cinayetleri Türkiye'de hiç kimse gündeme getirmiyor. Avrupa Birliği'ndeki hapishanelerin dramı inanılmaz boyutlarda. 25 bin Türk mahkum yaşıyor, kalıyor şu an Avrupa Birliği hapishanelerinde. Hiç duydunuz mu bir Türk parlamenterinin bu hapishanelere ziyaret edip oradaki Türk vatandaşlarıyla ilgilendiğini? Sahide son. Göremezsiniz. Hiçbir şekilde yok. Ama onlar denetlemeye büyük bir zevkle maalesef gerekiyor. Benim İstanbul Barosu'nun düzenlediği toplantıda Yücel Sayman da biliyorsunuz oranın başkanı. Toplantıda Henrik Böll Vakfı'nın desteğinde İnsan Hakları Derneği ile Mazlum Derin de katıldığı bir toplantıydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın anket soruları da atıldı. Devletinizi ihbar edin diyor. Hangi polis, hangi askeri birlik insan hakları suçu işlemişse yazın diyor. Şu numaralı telefona yazın ve şu yere de fax geçin diyor. Telefonu aradım Washington'da, insan hakları örgütü zannediyorum. Çünkü Dışişleri Bakanlığı diye yazmıyor. Dışişleri Bakanlığı çıktı. Roman asıllı bir hanım. Çok güzel Türkçesi var. Evet dedi, söyleyeyim dedi. Devletinizden şikayetçi misiniz dedi. Çok güzel bir Türkçeyle. Evet şikayetçiyim dedim. Anlamaya çalışıyorum yani bu telefon niye veriliyor? İhlal büyük boyutlarda mı dedi? Evet büyük boyutlarda dedim. Şimdi dedi size dağıtılan ankette tarifini yaptı bana. Bunları yazın dedi.
ve dedi bana bunları fax geçirin dedi. Sonra dedi 10 gün içinde ben size vizenizi ve uçak biletinizi göndereceğim dedi. Şimdi siz eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden normalde vize almaya gidin, işte üniversitedeyim, gittiğinizde tapudan tutun da vergi ilişkilerinize varıncaya kadar dünyanın şeyini sizden istiyorlar. Bu Almanya dahil, Avrupa Birliği dahil dünyanın malzemesini istiyorlar. Ay, bir ay, iki ay içinde cevap veriyorlar ya da vermiyorlar. Vizeyi alsanız bile girişiniz garanti değil, havaalanından sizi geri götürebiliyorlar. Şu an Almanya'dan hakkında bir tutuklama kararı çıktığını öğrendim. Yani Almanya'ya girsem kesin tutuklanacağım. Alman devletine hakaretten dolayı. Oysa Almanya'da her gün yüzlerce makale çıkıyor Türkiye aleyhine, PKK ya da şeriatçılar aleyhine. Türkiye'ye inanılmaz hakaret eden kitaplar çıkıyor. Ermeni yanlısı kitaplar çıkıyor. Türkiye acaba bir tek Alman için böyle bir soruşturma, böyle bir dava açmış mı? Asla hiçbir şekilde söz konusu değil. Evet. Şimdi küreselleşmenin bundan biri de bizim Türk Ulus Devlet ya Ulus Devlet kavramını yıkma anlamında eylem olduğu herkes biliyor. Ama burada bir şey sormak istiyorum. Örneğin Fransa, Almanya, İngiltere, Sadek Bacar, İkide Avrupa'nın en büyük ekonomi, sosyal, bilimsel ülkesi diyelim. Bu küreselleşme eylemi bunları Ulus Devlet olma niteliklerini ne derece ettiriyor? Onları kaldırmıyor. Bakın şöyle ifade edeyim, küreselleşme koşulsuz sermaye dolaşımını, sermayeyi koşulsuz özgürlük öngörüyor. Bugün Almanya diyoruz, Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları İngiltere dahil olmak üzere ne kadar çelişse de Alman ekonomisinin önemli bir bölümüne Amerika Birleşik Devletleri egemen. Şirketlerin büyük hisseleri Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Yani temelde sermaye açısından bir çelişki yok. Ama ulus devleti ortadan kaldırmak istiyor çünkü dinsel nitelikli ya da Yugoslavya örneğinde olduğu gibi büyük bir devlet, güçlü bir devlet yerine etnik esaslara göre bölünmüş, mümkün olduğu kadar birbirine kin duyan küçük devletlerin oluşması küreselleşmenin önünde çok rahat bir kolaylık diyelim. Bir diğeri ise ulus devletleri yıkarak onun yerine ya da yıkmadan onun yerine dinsel cemaatleri, dinsel anlayışı egemen kılmak. Bu İslam için çok kolay çünkü İslam içinde farklı mezheplere göre farklı hukuk uygulanacağı için hiçbir şekilde İslam devletlerinde ulusal birliğin bir daha sağlanması, ulus devletin yeniden güçlenmesi mümkün değil. Onun için Amerika Birleşik Devletleri kökenli bu tarikatlaştırma çabaları bütün ülkelere yönelik. Mesela Türkiye için Fethullahçılar, sonra Süleymancılar, şimdi Nakşibendiler de el attılar bildiğiniz yeni kurulan partiyle ilgili olarak. Onun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Avrupa için Scientology tarikatına geliştirdi. Scientology tarikatını bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz. Almanya yasakladı. Şimdi aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta yayınlanan Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporuna bakacak olursanız Almanya insan hakları ihlalinden suçlanıyor. Çünkü Scientology tarikatını yasakladığı için. Çin'e bakıyorsunuz. Mesela Çin'de, Çin'in Doğu Türkistan'da, şimdi Sincan diye adlandırılan bölgede nükleer denemeleri var. Ve bu bölgede 25 milyondan fazla Türk soylu insan yaşıyor. Ve anormal doğumlar var. Gerçek çevre felaketi yaşanıyor. Bunları arayın da bulamazsınız. Ne yazıyor biliyor musunuz? Çin'i eleştirirken Çin'de insan hakları ihlalleri büyük boyuttaymış. İdamlar varmış. Sanki kendi ülkelerinde her yıl 200 kişi idam edilmiyormuş gibi. Bir de Falun Gong tarikatına üyelerine baskı yapılıyormuş. Gerçekten Çin Falun Gong tarikatını yasakladı. Bu tarikatın lideri şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'le birlikte koruma altında yaşıyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya için dayattığı tarikatlar var. Hindistan için Krishna var. Ayrıca Yahova şahitleri ile birlikte Bahayileri de ekleyecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyada dinler arası diyalog adı altında bir kampanya yürütüyor. Ve anahtar kelime dinler arası diyalog. Buna Vatikan da katılıyor. Dolayısıyla tüm dünyada güçlü ulus devletler bu oluşumun önüne geçmek için yasaklama kararı alma iradesini gösteriyor. Ama bizim maalesef Türkiye'de bu yok.